Merhaba arkadaşlar, 13. haftanın ilk bölümünde yine birlikteyiz. E, konumuz e, komutasyon olayı arkadaşlar. Bunun önce bir fazla komutasyonu, sonra üç fazla komutasyonu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi komutasyon olayı nedir, nasıl e, gelişir ve piyasada bize karşımıza nerede çıkar sorularının cevabını vererek başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz size doğrultucu devreleri anlatırken sevgili arkadaşlar, şu görmüş olduğumuz selfie devreyi ilave etmedik, değil mi? Ne yaptık? Bu self yokken D1, D2, D3, D4 diyotlarının e, giriş gerilimini nasıl yükün uçlarında doğrulttuğunu, e, hangi mantıkla e, akım ve gerilim el, denklemini elde ettiğimizi... anlattık. Ama gerçek hayat arkadaşlar burada bir bobin vardır. Diyeceksiniz ki hocam bu bobin neyi temsil ediyor? Arkadaşlar buradaki ...LS bobini. Bu dediğim ki bir fazla bir transformatör olduğunu düşünün arkadaşlar. Bir fazla transformatörün sekonder sargısının kaçak selfini temsil edebilir. Bu halde buradaki VST ise sekonder uçlarındaki gerilimi temsil edebilir. Şöyle de bakabilirsiniz arkadaşlar. AB uçlarından şebekeye doğru bakıldığında görülen şebekenin TV'nin eşdeğer devresi olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar buraya. Nasıl istiyorsanız. Sonuçta hangi tür bakarsanız bakın arkadaşlar buradaki Lsyi mutlaka mutlaka e, devreye koymak zorundasınız. Başka bir örnek hocam biz sırafı kullanmadık. E, ne yaptık? Direkt olarak e, bu doğutucuyu, bir fazla köprü doğutucuyu şebekeye bağladık. Güzel. O halde arkadaşlar şebekeye bağladığınız e, doğutucu devreyle şebekeye bağladığınız nokta arasında bir kablo var mı? Var. O kablonun self'i var mı? Var. İşte arkadaşlar o self'te bu L, de o kablonun self'ini temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar gerçek hayatta size daha önce doğrultucu devirlerinde anlattığımız birçok yaklaşım burada geçerliliğini kaybediyor. Dolayısıyla 13. haftadaki bu bölümü, ilk bölümü çok dikkatli dinlemelisiniz. Çünkü eğer bu bölüm iyi anlaşılırsa gerçek hayatta gittiğinizde doğrultucu devlerde görmüş olduğunuz görüntünün şu ana kadar daha önceki haftada size anlattığımız görüntüde, görüntüyle eşit olmadığını ve farklı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu farkı nereden kaynaklandığını arkadaşlar size 13. haftada anlatmaya çalışacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle başlayalım isterseniz olaya. Önce önce biz şu noktada olduğumuzu kabul edelim arkadaşlar. Tam şu andayız. Tamam mı? Yani şebekenin geriliminin burasının artı arkadaşlar. Buranın artı değil mi? Buranın artı. Buranın artı. Şu anda eksi olduğunu kabul ettiğimiz an son anı olsun arkadaşlar. Eksi. Yani şebeke Y akım şöyle basılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Hangi andayız? Tekrar söylüyorum bakın. Şurada görmüş olduğumuz andayız arkadaşlar. Bu okla da göstereyim. Karışmasın. Tam bu andayız arkadaşlar. Şu anda şebekemiz eksi alternansta yani bu ne demektir sevgili arkadaşlar? Şu anda akım şöyle akıyor demektir. İzleyin bakın şimdi arkadaşlar. Akım şöyle akıyor. Şöyle geldi. Yükün üzerinden yolunu tamamladı. D4 diyot üzerinden şöyle atlayarak geçti. Ls üzerinden geldi. Ve eksi alternans. Burası eksi alternans biliyorsunuz. Burası artı alternans. Yolunu tamamladı. Tam çevreyi tamamladı arkadaşlar değil mi? Heh. Şimdi bunu unutmayalım. Tam bu anda izlemiştik. Bir ikinci kabulümüz de şu arkadaşlar. Yük akımını düzgün kabul edin arkadaşlar. Düzgün. Yani dümdüz. Gerçekte biliyorsunuz yükümüz LV olduğu zaman akımımız böyle dalgalı oluyordu ya arkadaşlar. Şurası omega t ekseni diyelim. Yalnız bunun düz olduğunu kabul edelim. Ne demek? Buradaki L etkisinin çok büyük olduğunu kabul edin arkadaşlar. Bu bir akımın da düzgün olduğunu kabul edin. Diyelim ki 10 amper dümdüz. Tamam mı? Bu bizim hesaplamamızı kolaylaştırmak için böyle aldık. İleride dalga olarak seçebilirsiniz ama şu anda düzgün olduğunu kabul edin sevgili arkadaşlar. Bu halde ne diyoruz? İki kabul anlattım şu an arkadaşlar size. Birincisi şu anda incelemeye başladığımız anda şebekenin alternansı negatif alternatifi ama bitmek üzere. Tam sınırdayız artık arkadaşlar. Diğer altern diğer kabulümüzde de yük akımını düzgün kabul ettik. Dalgalı kabul etmedik. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar eğer e, bu noktadaysak eğer bahsettiğimiz bu noktadaysak sevgili arkadaşlar akımın böyle aktığını ve değiş ve dördünün ilitinde olduğunu kabul ettik. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bu durumda bobin üzerinde şöyle bir akım akıyor mu? Akıyor değil mi? şu görmüş olduğumuz zaman dilimi boyunca, şu görmüş olduğumuz zaman dilimi boyunca yaklaşar. Bobin akımı, bobin akım buradan girip, değil mi? Buradan çıktı mı? Buradan çıktı. Doğru mu? Evet. Tam arkadaşlar şuraya geldik, değil mi? Tam şu noktaya geldik sevgili arkadaşlar. Akımımız ne durumda? Şu durumdayız, değil mi? Eksi ile değerdeyiz. Eksi ile. Eksi 10 amper kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Eksi 10 amper. I'le. Eksi I'le. Bakın şu noktadayız. Değil mi? Bu noktadayız. Ve bu binde soldan gidiyor akım. Çünkü şöyle demiştik ya. Böyle demiştik ya. Şöyle girdi. Böyle çıktı. Şimdi arkadaşlar. Tam şu anda şebekemizin alternansı değişti mi? Evet değişti. O halde ne oldu arkadaşlar? Bu sefer şu görmüş olduğumuz artı buraya geldi. Şu görmüş olduğumuz eksi de buraya geldi. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Şebekenin alternasını siz değiştiremezsiniz değil mi? O keban tarafından değiştiriliyor. Siz ancak izlersiniz. Müdahale edemezsiniz. Sizin yapacağınız tek şey akımla oynamak arkadaşlar. Şimdi eğer tam sıfır anında omega t eşittir sıfır anında bobin akımının şebekeyle yön değişmesi mümkün mü? Mümkün değil. Az önce omega t sıfır olmadan az önce bobin akımı şöyle mi doluyordu arkadaşlar? Böyle doluyordu. Tam omega t eşittir sıfır anında bu bobin akımının aniden yön değişmesi mümkün mü? Değil. O halde neyi bekleyeceksiniz arkadaşlar? Bu bobin akımının bu yönde boşalmasını, bitmesini beklemek zorundasınız. Doğru mu? Doğru. Bakın izleyin çocuklar izleyin. Şimdi komutasyonun felsefesini anlatacağım size. Dikkat edin. Şu anda bobin akımı şu yönde dolduğu için bu yönde boşalmak zorunda. Doğru mu? E de omega t eşit sıfır andan itibaren burası artı burası eksi oldu mu? oldu. Eğer burası artı burası ise arkadaşlar D1 diyordu devreye girdi mi? Girdi. D2 diyordu devreye girdi mi? Girdi. Nereden biliyorsunuz? Pozitif alternansı bu iki diyor. Kısa devre hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki doltucu devrelerden değil mi? Peki D3 ve d ne? Şimdi arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz akım şu yol boyunca değil mi? Şu yol boyunca akıyordu. Bakın az önce arkadaşlar. Şöyle mi akıyordu? bakın böyle akıyordu. O halde şu görmüş olduğunuz yol boyunca bobin akımı dolduğu için aynı yönde boşalmaya devam edeceği dolayısıyla D3 ve D4 de aynı zamanda kısa devre mi arkadaşlar? Kısa devre. Kısa devre. Bakın. Dikkat edin. Bakın. Kısa devre. Hangi anda arkadaşlar? Çünkü bobin bu yönde dolmuştu. Bu yönde boşalması lazım. Peki bu bobin akımını kim taşıyordu? D3 ve D4 taşıyordu değil mi? O halde D3 D4 içindeki akım Bunların VAK'sı negatif olsa bile holdingin altına düşmediği için iletimde kalmaya devam ediyor mu ediyor? Peki D1 ve D2'nin diyotları pozitif alternansının VAK'sı pozitif mi? Pozitif. O da iletime giriyor mu? Giriyor. Şimdi arkadaşlar o halde ne diyorum ben size? Tam şu andan diyelim ki bu bobinin boşaldığı an arkadaşlar toplam bobinin içinden boşalma akım süresinin delta kadar olduğunu düşünün arkadaşlar. Gama pardon gama kadar. Tamam mı? Bu gama genellikle ya u ile gösterilir arkadaşlar ya da gama ile gösterilir. Bu komutasyon açısı diye geçer bu. Çok büyük bir açı değildir. 7 dereceden 21 dereceye kadar gidebilir arkadaşlar şu boşluk. Tamam mı? Yani daha fazla olmaz. Onun da hangi parametrelere bağlı olduğunu ileride ben size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gama ne? Gama arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz zaman diliminde D3 ve D4 diyodundan akan ...LS bobinindeki enerjinin... ...boşaldığı süreye... ...doğru mu arkadaşlar? Çünkü neden? Şu zaman dilimi boyunca... ...LS bobin enerjilendiği için... ...siz e, şebekenin gerilimini ters çevirseniz bile... ...LS dolduğu yönde boşalacağı için... ...şu bahsettiğimiz zaman dilimi boyunca... ...arkadaşlar bakın akıma dikkat edin arkadaşlar... ...eksi 10 amperden yavaş yavaş... ...akım... ...eksi 9, eksi 8, eksi 7, sıfır... Ve pozitif altansa doğru geçti. Gördünüz mü? Şu gama içinde arkadaşlar e, yük akımı yani Ls akımı aynı zamanda arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Eksi değerden artı değer oldu. Birdenbire mi? Hayır. Görmüş olduğunuz şekilde yavaş yavaş düşerek şu noktaya geldi. Şimdi bu noktaya geldi ne demek arkadaşlar? Bu bahsettiğimiz nokta A noktası diyelim değil mi? A noktası arkadaşlar bobindeki Ls enerjisinin bittiği andır. Hangi yönde? bobine bu yönden girip akım şu yönden çıkmıştı diye Lse bobin arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz enerjinin bittiği an bu andır arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne demektir? Tam A anında arkadaşlar D3 ve D4 diyotları açar. Açar niye açar? Çünkü D3 ve D4 diyotlarından akan akım holdingin altına düştüğü için arkadaşlar komutasyon sona erer. Arkadaşlar komutasyon deyince ne anlayacağım? Ne anlayacağım? Şimdi o zaman arkadaşlar LS bobindeki ters yöndeki enerjinin bitme süresi anlayacakmışız. Bu süreyi neyle gösterdik? Radyan olarak gamma ile gösterdik. Unutmayın arkadaşlar. Demek ki kaynak bobininin ihmal edilmediği tüm devrelerde yani LS'nin arkadaşlar komutasyon olayı yaşanmak zorundadır. Bunu engellemeniz mümkün değildir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İster kontrollü köprü doldurucular olsun, ister kontrolsüz köprü doldurucular olsun, LS'nin olduğu devrede komutasyonu ihmal edemezsiniz. Komutasyonu ihmal edemediğiniz zaman size daha önceki anlatmış olduğum doğrultucu devrelerdeki ekran görüntüleri çöker. Yeniden ekran görüntüsü üretmek zorundayız. Yeniden akım denklemleri üretmek zorundayız. Çünkü akım ve gelim denklemleri de değişti arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam madem gerçek hayatta LS vardı bize neden daha önceden bunu anlatmadınız da direkt bunu ihmal ederek devreyi anlattınız. Çocuklar bütün dünyada güç elektronik kitaplarında, güç elektronik derslerinde olay böyle anlatılır. Önce LS ihmal edilir. Öğrenciye doğrultucunun çalışma mantığı anlatılır. Tetikleme değil de tetiklemesiz, kontrol ya da kontrolsüz. Sonra denir ki pardon arkadaşlar bir de bu da LS'miz varmış vardı. O halde bu LS dolayısıyla görmüş olduğunuz akım ve gelim eğrilerinde değişiklikler meydana gel gel gelmiştir. Şimdi artık bunun üzerine konuşalım derler. Bize de böyle yapıldı. Bakın size de böyle yapılıyor. Çünkü bunun başka daha kolay bir yolu yok arkadaşlar. Eğer biz size doltucu mantığını anlatmadan direkt LS etkisiyle atmış olsaydık kafanız çok karışırdı arkadaşlar. O halde LS mantığının sebebini anladınız. Komutasyon mantığının sebebini anladınız. Şimdi arkadaşlar bakın ben olayı daha iyi anlamanız için şu görmüş olduğunuz tekrar buraya karışık kaldırayım. Şu görmüş olduğunuz devreyi arkadaşlar daha basit hale getirdim. Ve şu hale soktum. O halde arkadaşlar soldaki devre ile sağdaki devre yani A şıkkındaki devre ile B şıkkındaki devre aynı devredir arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü şimdi komutasyon olayını ben size bu devrede şu görmüş olduğunuz devrede çok daha kolay anlatabileceğim. Tamam mı? O halde arkadaşlar sol ve sağ eşitse isterseniz arkadaşlar olayı B şıkkında anlatmaya çalışayım. Şimdi ne demiştim arkadaşlar ben size normalde burası artı yani negatif alternatif burası artı burası eksi miydi? Eksiydi. Akım böyle mi akıyordu arkadaşlar? Bakın, demindenkinin özetini yapıyorum. Böyle mi akıyordu? Evet. Bobin akımı böyle mi doluyordu? Ateksi böyle. Evet. Ne kadar süre oluyordu bak başlar? Gama süresi boyunca. Yani hangi an boyunca arkadaşlar? Şu an boyunca, değil mi? Şu zaman dilimi boyunca az önce çizdiğim olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın, akım akıp arkadaşlar dikkat edin eksi ile'den artı ile'ye doğru bir seyir halinde. Biliyorsunuz ders kanunu gereği bu akım birden bire eksi ile'den artı ile'ye geçmesi mümkün değil. Çünkü buna bobinin gerilimi müsaade etmez. O halde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir eğimle eksi ile'den artı ile'ye gama açısı boyunca radyan arkadaşlar burada gama açısı boyunca akım bobin akımı yön değiştirdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu, bu, bu tabloyu yukarıya taşıyalım. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu anda negatif alternanstayız. Burası artı. Burası eksi. D3 üzerinden geldi. Bu yükten geçti. D4'ten yolunu tamamladı ve geldi buraya arkadaşlar. Şu anda bobinde akım buradan girip buradan çıktı. Tam gerilim gerilim. Alternans değişti. De omega değişti. De sıfır anda itibaren. Arkadaşlar bu sefer ne oldu? Burası artı gerilim kaynağı için söylüyorum. Burası eksi oldu. Arkadaşlar bu durumda ne oldu? D1 devreye girdi. Çünkü V pozitif oldu. D2 de devreye girdi. Çünkü VHK'sı pozitif oldu arkadaşlar. Fakat D4 ve D3 devreden çıkmadı. Neden? Bobinin dolduğu yönde bobin boşalması gerektiği için dolayısıyla ID3, ID3 ve ID4 akımları holdingin altına düşmediği için D4 ve D3 iletimde mi? İletimde. Peki omega teşhidi sıfırlandan itibaren D1 ve D2 de devreye girdi mi? Girdi. Bakın arkadaşlar şimdi senaryoya bakın. Bakın. Bu devrede mi? Devrede. Bu devrede mi? Devrede. O halde bu kısa devre mi? Kısa devre. Bu kısa devre mi? Bu kısa devre. Bu kısa devre mi? Kısa devre. Bu kısa devre mi? Kısa devre. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyot 2'nin katodu B ucuna değdi mi kısa devre olduğu için? Değdi. Peki D3 kısa devre olduğu için D3'ün anodu katoduna değdi mi? Değdi. Sonuç itibariyle arkadaşlar şu A noktası B noktasına değdi mi? B noktasına değdi mi? deydi. Yani kısa devre oldu, doğru mu? Ben uzaklığa bakalım arkadaşlar. D4 de mi? Hangi anda konuşuyoruz arkadaşlar bunu? Gama açısı boyunca konuşuyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Gama bittikten sonra bu anlattığım çöker. Gama boyunca anlatıyorum. Demek ki bobindeki enerji hala da akmaya devam ediyor. Boşalmadı, değil mi arkadaşlar? Kısa devre. O halde arkadaşlar buradaki A noktası şuradaki D4 ve D1 kısa devre olduğu için B noktasına gene değdi mi? Değdi. Şu arkadaşlar dikkat edin. Yükün uçla ve kısa devre. Bu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın yükün uçları ne olmuş? Yükün uçla ve kısa devre. Gördünüz mü? Bak 0 volt. Şimdi arkadaşlar ben size bunu anlatmasaydım. Siz direkt olarak şu evi görseydiniz. Bu devreyi de tanımasaydınız. Diyecektiniz ki Uğur Hoca bir fazla kontrollü köprü doğrultucu yapmış. Tristörleri şu anda gıdıklamış. Ve tristörler şu andan itibaren iletime geçmiş derdiniz değil mi arkadaşlar? Böyle düşünmekte haklı mısınız? Kesinlikle haklısınız. Ama unuttuğunuz bir şey var. Bu devrede hiçbir tristör yok gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi diyot. O halde şuradaki gama açısındaki şuradaki yük, şebeke geriliminin yüke taşınmaması. Bakın aslında bu da şebeke gerilimi var değil mi arkadaşlar? Ama diyotlar üzerinden şebeke gerilimi şuradaki nokta nokta kısım yüke taşınmıyor. O halde ben şu nokta nokta kısmı yükün uçlarındaki osiloskop bağlasam burada göremem. Ne göreceğim orada? Sıfır volt göreceğim. Neden? Neden? Çünkü D1, D2, D3, D4 kısa devre olmuş durumda. Yükün üst ucuyla alt ucu kısa devre birbirine değiyor. Neden? Bu diyotlar dolayısıyla. O halde kısa devre olsa ne olur? Buraya bir volt metroskop alsam sıfır volt görürüm arkadaşlar. Doğru mu? O halde komutasyon boyunca yükün uçlarında arkadaşlar sıfır volt göreceksiniz. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Burada tristör falan yok. Diyotlu devrede şu anda yükün uçlarında sıfır volt var arkadaşlar. Tamam mı? Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi o zaman gelelim devreye arkadaşlar. Bakın ne oluyor şimdi? Filmin diğer yönüne bakalım. Tamam bunu anladık. Şimdi arkadaşlar bu kısa devre mi kısa devre? Bu kısa devre mi kısa devre? He. Şöyle bir çevre olur mu? Çevre. Evet çevre olur değil mi? Bu da kısa devre. Bu da bir çevre olur mu? Bu da bir çevre olur arkadaşlar. Niye? Çünkü burası da kısa devre. Bakın. Şu halde şöyle bir çevre var mı? Var. Böyle bir çevre var mı? Var. Şu anda arkadaşlar bu çevreden iki tane kısa devre akım akar. IKT akım akar. Burada da İKT akım akar. İKT. Diyeceksiniz ki hocam İKT akım ikisi de aynı akım mı? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu çevreyi el aldığınızda, bu çevre keşof gerilim yasası uyguladığınızda, buradaki dirençleri ihmal edecek olursanız arkadaşlar, buradaki keşof gerilim yasasında ne çıkar burada devre? VST eşittir LDST bölü DT çıkar mı? Tekrar söylüyorum. VST eşittir LS çarpı DIST bölü DT çıkar mı? Çıkar. DKT pardon. Değil mi? Çünkü akım buradan kısa devre akım akıyor değil mi? Bu devreye şey alın arkadaşlar. Bu devrede e, kişok kelimesi uygulayın. Ne yine VST eşittir LST çarpı DIKT bölü DT çıkar mı? Çıkar. Buradaki İKT'ler ne arkadaşlar? Çevre akımları. Doğru mu? Peki I4 ne? Dal akımı. ID2 ne? Dal akımı. IST ne? Şuradaki dalın akımı. İKT ne arkadaşlar? Çevre akımı. Peki çevre akımlarını dal akımlarına çevirirken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın şimdi izleyin. Şimdi benim e, dal akımımın ne yönde aklına bakalım şimdi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar ders notunuzda şekil 3'e. Bakın IKT böyle akmış. Bu yönde akmış değil mi arkadaşlar? IKT böyle koymuşum ders notunuzda. Bu yönde. IKT de bu yönde konmuşum. Şimdi bakın bakalım. IST dediğim ne arkadaşlar bu durumda? Gama açısı boyunca yani komutasyon boyunca IST iki tane çevre akımının toplamından mı meydana göre arkadaşlar? Bakın. IST eşittir. 2 çarpı IKT midir? Çünkü IST dal akımıdır. IKT çevre akımıdır. Dal akımları biliyorsunuz nasıl oluşturulur? Üzerinden geçen çevre akımları aynı yönde toplanır. Zıt yöndeyse çıkarılır. Doğru mu arkadaşlar? He, şimdi bakalım. i akan akım ne? Şimdi şu arkadaşlar ben size şu itirazı yapmanız gerekiyor. Sayın hocam. IKT akımı böyle giriyor. Buradan çıkıyor. E bu da diyot. Buna müsaade etmez ki. Bu da diyodun katodu var. Burada anodu var. Doğru mu? Peki bu diyot IKT'nin aç asma burada kendi üzerinden akmasa nasıl müsaade eder? Bakın de problem yok. Niye dedik problem yok? Çünkü IK akımı anodundan girip katodundan çıkıyor değil mi? D2'de sıkıntı yok. D4'te sıkıntı var. Bakın dikkat edin. Normalde biliyorsunuz D4 kısa devre olsa olsa bile akım katodundan girip anodundan çıkamaz arkadaşlar değil mi? Peki peki biz bizim e, yük akımımız var mı? Yük akımı var değil mi arkadaşlar? Bu yük akımı o bakınlar bir çevre alalım şöyle arkadaşlar. Şöyle bir çevre alalım bakın. Şöyle bir çevre alalım. Bu akım biz IL sabit akımı demiş miydik arkadaşlar? 10 amper demiştik değil mi biz buna? 10 amper demiştik değil mi? Tamam. 10 amper. Heh. Şimdi arkadaşlar her herkes 10 amper olduğunu kabul edelim. Şimdi bu akım negatif alternatif boyunca böyle mi aktı? Evet. O halde buradan buraya i IL, IL çevre akımı diyelim buna arkadaşlar. Peki buradan da IKT akım, IKT akım akıyor. IKT akım akıyor. O halde arkadaşlar D4'ten kaç tane çevre akım akıyor? 1. ILT çevre akımı akıyor. Şu arkadaşlar şu çevre akımı akıyor. Bakın dikkat edin. Bu ne? ILT çevre akımı. Buraya yazmışım. Bu da ne akıyor? IKT çevre akımı akıyor. İki tane çevre akımı akıyor. Peki bu iki çevre akımı akıyor. arkadaşlar bakın bakalım. I4, I4 dal akımı olduğuna göre. Dal akımı olduğuna göre. Bakın bu dal akımı değil mi arkadaşlar? Bu dal akımı. Bu ne? Çevre akımı. Bu ne? Çevre akımı. O halde arkadaşlar yönlerine bakarak I4 akımını bulalım. Çevre akımı, ILD çevre akımı, I, D, 4 ile aynı mı? Aynı. IKT, ID4 aynı mı? Değil. O halde ID4 eşittir. IL eksi IK'dır. Arkadaşlar. IL eksi IK'dır. Ve IK'da IL daima IK'dan pozitif büyük olduğu için arkadaşlar yani daima şu büyük olduğu için IK'dan şu yöndeki akım pozitif olduğu için bu maçı IL kazanır ve ID4'ten I L eksi I K yönünde yukarı doğru bir akım akar. Dolayısıyla bobin akımı böyle değil, böyle olduğu için bobin akımından kastım şu, yani yük akımı daha doğrusu yük akımı böyle olduğu için. Ama komutasyon akımı da kısa devre akımı da böyle olduğu için ikisinin toplamı da yukarı doğru olduğu için, yani kat anottan görüp katottan çıktığı için iç içini toplamı çocuklar. I L ile I kyı toplayın ters yönde ya. Diyelim ki I L 3 amper, para I L diyelim ki 10 amper, I K eşittir 8 amper. 10 amper eksi 8 amper 2 amper. Ne yön? Yukarı doğru. O halde D4 pozitif. ID4 arkadaşlar. Her ne kadar çevre akını böyle bir alsam id D4'ten ters yönde akım akmıyor. İkisinin toplamı olan bir akım akıyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Yukarıki çevreye bakalım şimdi. Aşağıya bitirdik. Şimdi arkadaşlar bakalım. ID1'den hangi akım akıyor arkadaşlar? ID1'den kısa devre akımı akıyor değil mi? Yük akıma şey şu bahsettiğimiz çevre akımı ile çevre akımı akmıyor değil mi? O halde ID1'den ık aktığı için ID1 e eşittir ırka mıdır? Ne boyunca? Gam açısı boyunca. ID1 eşittir IK. Çünkü aynı yönde. Bakın dikkat edin. İkisi aynı yönde. D3'e bakalım arkadaşlar. Şu anda I, K akım böyle akıyorsa yukarıdan aşağı doğru mu akıyor? Aşağı doğru akıyor. Güzel. Peki anot katot yönüne uygun mu? Uygun değil. Doğru mu? Peki IL akımı nasıl akıyor şu arkadaşlar? Çevre akımı. Bu çevre akımı nasıl akıyor? Aşağıdan yukarı doğru akıyor. Şimdi ikisini toplayın bakalım. IK I, IK ile IL'yi toplayın. IL bu yönde ık ters yönde olduğu için arkadaşlar ikisinin toplamı ık IK 10 amper il 8 amper olduğu için ık 2, amper mi? O halde şuradan yukarı yukarı doğru arkadaşlar 2 amper akar. Bu durumda d 3 de akım anodundan girip katodundan çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Heh. Şimdi o halde arkadaşlar şunu anlamış olduk biz. Demek ki bu D1'den bir akım akar. Akım ıkadır. D3'ten bir akım akar. Akım I eksi I K'dır. D2'den bir akım akar arkadaşlar. Hangi akım akar? I, I K akım akar aynı yönde akım. Aynı yönde çevre akım. Buradan başka akım akmadığı için I 2 eşittir I K'dır değil mi? O halde burada bir sıkıntı yok. I D4'den ne akar arkadaşlar? I eksi I K akar. Nereden? Aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi arkadaşlar bu mantığa bakarak şimdi isterseniz her bir diyot akımının D1'in, D3'ün, D4'ün, D2'nin akım denklemlerini bulalım. Neden akım denklemlerini bulacağız arkadaşlar? Çünkü bu akımların ortalamalarını ve etkin değerini hesaplamamız lazım diyotların değil mi? Bu yüzden bu hesabı da isterseniz ikinci, ikinci video, videoya bırakalım.